Mesela bir yalan daha söylüyor. Üniter yapı noktasında. Ya biz bugüne kadar üniter yapı üzerinde olumsuz bir açıklamamız oldu mu? Hiç. Bu anayasa değişikliği Türkiye'nin parçalanmasının üniter yapıdan federasyona geçişin ilk aşaması. Ama bunu Sayın Deniz Baykal da söylüyor efendim. Yani sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Onlar zaten al birini vur öbürüne, birbirlerinden farkı yok. Ve bu konuyla ilgili olarak yani danışmanımın bir açıklaması olmuş. Onu almışlar, onu çarpmışlar ki danışmanımız sonra daha değişik şekilde onu düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ama buna rağmen onlar tabii onu yürüyor. Ben ne diyorum, sen ona bak. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey benden duydun mu? Yok. 2023'te ben başbakan olursam bunu öneririm dediniz. Olursam demedim. Olsaydım. Olsaydım. Muhalefetten de tepki var. Eyalete izin vermez Türk milleti, üniter devlet ve cumhuriyete savaş açmak suçlaması size yöneldi. Hem ne diyeceksiniz hem de nasıl diye. Hande Hanım, şimdi bunlar tarih falan bilmiyorlar. Bunların tarih bilinci yok. Şimdi cumhuriyete savaş açmaktır derken ben bir defa önce dünyaya şöyle bir bakalım. Yani dünyada gelişmiş güçlü ülkelere bakarsanız bunların hiçbirinde eyalet korkusu diye, eyalet endişesi diye bir şey yoktur. Tam aksine eyalet yapılanmaları o güçlü ülkelerde çok daha süratle kalkınmayı getirir. Ve demokraside özellikle siyasi rekabeti getirir. Bu güçlenme alametidir. Gelelim bizim kendi tarihimize. Osmanlı'ya baktığımız zaman o güçlü Osmanlı'da mesela çok daha enteresan şey var. Mesela Lazistan eyaleti var. Kürdistan eyaleti var. İniyoruz güneye, orada aynı şekilde eyalet sistemleri var. Niye? Osmanlı güçlü. Ve oralarda hiç çekinmeden rahatlıkla bunları vermiş. Şimdi ben mesela MHP'ye endişeyle bakıyorum. Hadi CHP'yi tamam bu konuda farklı düşünürüm de. Ama MHP bir taraftan Osmanlı'yı, biz Osmanlı'nın devamıyız diyecek ve Osmanlıyız diyecek. Öbür taraftan Osmanlı'nın bu devlet yapısındaki yaklaşım tarzını görmemezlikten gelecek. Bunların hiçbirisi kayıp değildir. Federasyona giden yoldaki en önemli adımlardan biri ikiz yasalar adıyla anılan yasalardır. Türkiye Cumhuriyeti 2000 yılına kadar 34 yıl boyunca ikiz yasaları imzalamaktan kaçınmıştır. 2000 yılında Ecevit, Bahçeli, Yılmaz hükümeti tarafından yasa imzalanmıştır. O da 3 sene sümende kalmıştır ama 3 yıl sonra tam da Irak'ın işgali gerçekleşirken 2003 yılında AKP hükümeti ulus devletin intiharı demek olan bu yasayı onaylamıştır. Bu sözleşmelerin içeriğinden Türk milletinin hiç haberi olmamıştır. Bu sözleşmelere göre bir ülke içinde kendini halk olarak tanımlayanlar kendi kaderlerini tayin hakkına sahipti. Yani uluslararası camia düğmeye bastığı an kendine halk diyenler sivil itaatsizlik ve çatışma sürecini başlatabilir ve haklı çıkardı. İşte bu nedenle BDP eş başkanı Demirtaş isteklerimiz kabul görmezse ortalığı tahrir meydanına çeviririz diyor ve kimse ağzını açamıyordu. İmzalanan bu anlaşma gereği istediğiniz söyleme hakkı vardı. Seçim barajı düşürülsün. Hükümetin de Kürt sorunu çözümü ve Kürtlerin hak ve özgürlüklerini esas alan bir yaklaşım biçimini artık ortaya koyması gerekir. Bütün partilere hazine yardımı verilsin. Benim ve bütün arkadaşlarımın, milletvekillerimizin boynunun borcudur. Düşünce ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü tutuklanan arkadaşlarımızla ilgili ifade ediyorum. Düzenlensin. Bazen küçük bir kıvılcım büyük şeylere sebep olabilir. 8 yasalar yürürlüğe girdikten tam 8 yıl sonra BDP'den Ahmet Türk bu yasadan doğan haklarını şöyle dile getiriyordu. 8 Haziran 2011'deki gazete beyanatı. Demokratik özellik dünyanın her yerinde merkezi hükümetle uzlaşarak yürütülür. Devlet, Kürtlerin taleplerini görmezden gelirse kendimizi yönetme mücadelesini veririz. Sadece Kürtler değil, Türkler için de benzer hakların savunucusuyuz. Karadeniz'de de özerk yapılanma olsun isteriz.
artık başka bölgeler için de sözcülük yapıyorlardı ve Halkların Kardeşliği platformu gibi sivil örgütlenmelerle Türkiye'yi parçalara ayırıyorlardı. Bir Kürdistan ve bir Pontus hayaliyle sınırlı değildi sözleri. Bunu Çerkezistan, bir Lazistan, Roman Özerk bölgesi gibi projeler takip edecekti.